Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuz arkadaşlar Rise Online'dayız. Güncelleme eklendi oyuna, bekleniyordu. Güncelleme geldi, gelecek, geldi, gelecek diye birçok kişi merak içerisindeydi. 2.0.0 peçi güncellemesi e, oyuna eklendi arkadaşlar. Şimdi güncellemede neler geldi? Öncelikli olarak birçok kişi yenilik bekliyordu ve bu yenilikler geldi arkadaşlar. Öyle ki e, zindanlar açıldı. En büyük şu an gelen güzellik benim şahsi adıma da konuşursam solo zindanları çünkü artık günlük oyuna iki kere giriş hakkı verilmiş bu arada solo zindana solo olarak grup zindan bir kere var detaylarını okuyacağım yine taş kırma gelmiş narın tavırdan elde edeceğimiz taşlar hemen geçelim çok uzatmadan 18 Mayıs 2022 güncelleme notunda gelen yenilikler şöyle arkadaşlar solo dungeon lands of despair oyuna aktif edilmiş zorluk olarak easy hard hell ve dit olarak 4 zorluk seviyesi var onu da ben size yine şöyle şuradan göstereyim Oyun içerisinde burada maceraya tıklıyorsunuz zindanlar diyorsunuz karşınıza Lands of Despair geliyor. Grup zindan ise Dragons Lair arkadaşlar. Şu an burada solo zindana dediğimiz zaman Easy Mod, Hard Mod ve Heal ve Dit olarak 4 çeşit var. Burada şu an level aralıkları var bunlara giriş için. Hemen ben şuradan size tekrar e, okumaya devam edeyim. 55 artı olmanız gerekiyor Easy girebilmek için solo zindana. Harda girebilmek için 60 artı, hele girebilmek için 65 artı ve dit seviyesine girebilmek için 70 seviye ve üzeri olmanız gerekiyor. Şu an 70 seviye olmadığı için dit zindan kısmında zaten giremeyeceğiz 70 açılana kadar. E, günlük giriş 2 kere var solo zindanda ve gece 00.00'da haklarınız sıfırlanıyor. Yani gece yarısı 12 olduğunda zindana girmediyseniz o günkü haklarınız sıfırlanıp yeni bir gün sonraki haklarınız geliyor. Grup Zindan Dragon Slayer yine aktif edildi denmiş. Zorluk yine easy, hard, hell ve dit olarak 4 çe e, çeşit. Bunda ilk giriş easy 63 seviye istiyor. Sonrasında hard 65, hell 68 ve dit 70 seviye istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 63 minimum e, Dragon Slayer's için, Grup Zindan için istiyor. Bunun da günlük bir kez giriş hakkı var. E, günlük yine gece 12'de sıfırlanacağı söylenmiş. Oluşturduğunuz 8 kişilik parti ile giriş yapabilirsiniz denmiş Dragon Slayer'e. Bunu kapalı betada denemiştik. E, o zamandan bilenler varsa biliyordur ama bilmeyenler için e, buraya 8 kişi giriyorsunuz, parti kurup ve e, minimum 63 seviye easy için, partide 65 e, olursa hard için ya da ileriki aşamada 68 ve 70 için heal ve det seviyelerine girebiliyorsunuz arkadaşlar. E, dungeon içerisinde bossların kutuları her oyuncuya özel düşmektedir diye de notuna eklemişler. Bulunduğunuz haritada olmayan oyunculara slash w isim komutu ile mesaj atabileceksiniz denmiş. Bunu bilmeyenler vardı ama buraya da not olarak eklenmiş. E, klavyeden slash w tuşuna basıp bir boşluk bırakıp kullanıcının adını yazdığınızda ona uzakta dahi olsa pm atabiliyorsunuz. Özel mesaj yazabiliyorsunuz. Narın tavır haritasında elde edilen narın küp, narın kristal, narın stone ve Narun dust eşyalarını Dorion haritasında bulunan Fortune Teller isimli NPC'den kırabilirsiniz denmiş arkadaşlar. Ekrandan şu görüntüyü ben çekeyim. Fortuna Fortuna teller şuradan başta diyecektim bir yandan. Fortuna'yı bilmeyen varsa da arkadaşlar Dorion'a geldiğinizde merdivenlerden yukarı çıkıp en arkaya geliyorsunuz. Pazarları geçiyorsunuz. Upgrade'ciyi geçiyorsunuz. Burada en arkada Fortuna teller şu rengarenk. Üstü böyle yeşilli meşilli abimiz. Buradan Narın e, Narun Tower'da düşürdüğünüz itemleri getirip şuraya atıyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Kırıyorsunuz. Tabi ben şu an bu itemi e, kıramasın deyip beni <laughs> tepikledi. Buradan ee, bu arada gelmişken göstereyim Battle Point satın almak istiyorsanız Master Rise şu NPC yine stat sıfırlama Yetenek sıfırlama buradan var Karakter bilgisi değiştirme gibi bilgileri de buradan yapıyorsunuz Stat skill gene direkt karakterin üzerinden de Yapılabiliyor buraya gelmeden Yapabiliyorsunuz yine onu da e, Dipnot eklemiş olayım Arkadaşlar çünkü soranlar bilmeyenler Olabiliyor şimdi e, şuradan Devam edelim Şu Şurada bir dursun Güncelleme notumuz kaldığı yerden okuyalım. Pazarda satılan eşyaların fiyat yazıları renkleriyle gruplandırıldı demiş. Onu ekrana vereceğim. Eşya yükseltme sırasında animasyon beklemek istemeyen oyuncular için animasyon iptal butonu eklendi demiş. Yine eşya yükseltme ekranında önizleme butonu eklendi demiş. E bunu isteyenler vardı. Yine pazar kurma ekranında koyduğunuz ürünlerin fiyatını görebileceksiniz denmiş. Bu görünmüyordu. Pazarda olan eşyalarınızı pazarı bozmadan son durumunu görebileceğiniz My Merchant butonu eklendi denmiş. Yine şuradan ticaret diyorsunuz ve pazar kuruluyken şu My Merchant'a tıkladığınızda. Kendi pazarınızda hangi eşyalar satıldı satılmadı gibi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde eklenmiş. Ditballey haritasında düzenlemeler denmiş bu arada. Ditballey haritasında bulunan bossların drop verme mekaniği değiştirildi denmiş. Çok güzel olmuş bu. Ee, bosslara hasar veren her oyuncu partide olsun veya olmasın. Ne kadar hasar verdiği hesap edilmeksizin aynı şans oranı ile drop elde edebilecek. Hasar veren oyuncuların öldüğünde veya kanal değiştirdiğinde... ...hasar bilgileri sıfırlanacak denmiş. Yani bir bossa atak verdin, boss tek attı... ...toğuna gittin, geldin tam o sırada düştü... ...bir daha vuramadan sana şans yok öyle bir durumda. Ee, bu güzel olmuş. En azından... ...hani şöyle bir durum... Ee, ...ekipleşme, mafyalaşma... ...ittifaklaşma muhabbetleri... E, ...dönmemesi adına... ...orada 3 tane mage party bir bossa dalıyor da olsa... ...sen gelip geriden 2 tane o ok attığında... ...drop'u sen de alabiliyorsun. Öyle bir şans aralığı verilmiş. X boss taksi yani... Ee, abi bildiğimiz standart her yerde ticariler vardı çoğalmaya başlamıştı son 2-3 gündür Rise'da da ee, Ceza politikası yayınlanmıştır denmiş ee, Patch 2.0 yani bugünden itibaren Kurallara uymayan oyuncular cezalandırılacaktır denmiş arkadaşlar Taksi işlemleri yapan oyunculara birinci cezada bir gün atak kısıtlaması Yani birinci kez şikayet alıp da Ceza aldığında Bir gün atak kısıtlaması ikinci cezada 3 gün atak kısıtlaması Üçüncü gün Üçüncü cezada 7 gün e, Hesap yasaklaması 7 gün giremiyor yani. 4. cezada ise kalıcı hesap yasaklanması diyor. Yine detaylı e, ceza sebepleri olarak da yazmışlar. Oyun içi sohbet penceresinden özel mesaj üzerinden mesaj atarak bu işleme yönlendirme ceza sebebidir. Detaylı ceza sebepleri oyun içi bu işlemin yapıldığı GM'ler tarafından tespit edilirse. Yine detaylı ceza sebeplerinde reklam niteliği taşımasa dahi bu tarz paylaşımların olduğu platformlara Discord sosyal medya hesaplarına yönlendirme diyor. Yine detaylı ceza sebepleri oyun içi gold eşya, rice cash TL karşılığı bu itemleri yapmaya çalışmak denmiş. Bu şekilde ceza politikalarını açıklamışlar. İlk ceza politikaları da açıklanan güncellemeyle diyebiliriz arkadaşlar oyun içindeki hani genel kullanımdan bahsetmiyorum. Hareket halinde karakterlerin düşmana saldırısı, basit saldırı oraya vuramama sorunu düzeltilmiş. Düşman öldükten sonra hedeften çıkma sorunu düzeltilmiş. Klan sisteminde 36 olarak belirtilen maksimum oyuncu limiti 40 olarak düzeltilmiş. Warskyte eşyasının hatalı olan atak e, gücü değeri düzeltilmiş. Dorion haricindeki tüm haritalarda görevlerden gelen X oranları arttırıldı denmiş. Press sınıfında bulunan MPT yeteneği yaratıklara kullanımı kapatıldı denmiş. E, yine... Ditvalle haritasında solo oyuncuların kolay kesebileceği 2 adet e, boss, Nayat ve çupapat eklendi denmiş. Bu da yine solo oyuncular için düşünülmüş şu 2 tane boss eklenmiş. E, crafting sistemi geçici olarak bakım moduna alınmış arkadaşlar. Bir sonraki patchte e, meslek sistemindeki eksiklikler giderilmiş olacaktık denmiş. Yani bu e, odunculuk, marangozluk vesaire işte demircilik bunlar anladığım kadarıyla bir sonraki patchte faal olacak. E, görev tamamlandığında haritadan görünen yeşil ünlem sorunu giderildi demiş Oyuncu dolu olan bir kanala ışınlanmaya çalıştığında bölge dolu haritası hatası alacaktır denmiş. Ee, yine genel olarak artık aşağısı arkadaşlar şöyle. Hepsini okumayacağım çünkü 70 madde var. Burada en önemlisini okuyayım mesela. Ee, %3 pazardan da normal pazarla sattığın ürünlerden, ürünlerden de vergi kesilecek denmiş. Makro üzerinde güvenliğe iyileştirmeler yapıldı denmiş. Sonrasında yüksek çözünürlüğü ekranlarda oluşan makro protection yazı hareket etmeme sorunu düzeltildi denmiş. Chat sistemindeki suistimal edilen bir hata düzeltildi denmiş. Bunun genel olarak kalan 60-70 tane oyun içindeki artık değişen şeyler diyeyim. Bunlar genel yazım hataları işte item güncellemeleri gibi de düşünebilirsiniz. Bunları tek tek açıklamadaki patch notundan okuyabilirsiniz arkadaşlar uzamasın diye hepsini okumayacağım. Genel manada oyunu etkileyen değişiklikler. Bunlar yeni videolarda, yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyin. Tekrardan görüşmek üzere.